Günaydın. Ya o kadar fenaydım ki böyle yüzüm gözüm şişmiş. Uyumama rağmen onun da nedenini anlamadım. Bugün böyle bir şiş ve uykulu günümdeyim. O yüzden direkt duşa girdim, çıktım. Öyle açayım dedim videoyu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi biraz dişim fırçalayacağım. Kremlerimi süreceğim. Kızlar uyandı mı diye bakacağım, bilmiyorum. Çünkü Gizem ve Jennifer bizde kaldılar dün akşam. Öyle yani, beni bugün şiş kabul edin. De sınav haftasından yeni çıktım, sivilcelere bak. Hepsini mazur görün artık. Bakalım kızlar uyandı mı? Işık yanıyor, uyanmışlar. Günaydın. Bıraktı beni görünce geldim. Günaydın kızlar. Günaydın. İyi uyudunuz mu? Çok rahat uyuduk. Çok güzel. Biz de böyle. Bu arada bir şey diyeceğim. Gerçekten bu yatak çok rahat. Gerçekten çok rahat. Mesela ben çok hoşuma gitti. Ha, hemen gelelim. If you ever find yourself in the wrong story, leave. Evet. Ben de çok seviyorum bunu. Böyle o evimiz sözle başladı. Evimiz, odamız mottolarla dolu. Ben mesela bazen evde kalmıyorum. Sahibi geliyorum, ablam benim yatağımda uyumuş. Ya. Çünkü yatak resmen diyor ki biraz daha uyu. Anne gel bak, yatağımızı övüyorlar sen de. Yatak çok rahat diyor da güzel. Anne konuşabilirsin. Altında yemek varmış. Neyse kızları da aç mısınız kahvaltıya? Hadi. Fıfır. Günaydın aşkım. Naber? Aşkım. Oy oy oy, kamerayı düşürüyordum. Oh ben seni yeşil gözlerini yerim, yeşil gözlerini. Gerçekten anne kahvaltısı gibisi yok. Ama çok acıktım ben ya. Duş aldım bilmem ne falan derken artık bir açlık bastırdı. Haydi herkes gelsin. Burada birileri vlog çekiyor. Zorlanarak. Aslında burada birileri vlog çekiyor. Nasıl yani? Anne çok acıktım artık. Soframız hazır, hemen bunu yapıyorum. Evet de bu yumurta mı? Evet ya. Tamam. Burada ne oluyor? Burada ekmekler mi kızarıyor? Kızartıyorum. Burada da biz çaylar bizi bekliyor. Ben bu kadar küçük de içmem. Bana büyük dev gibi var. Şu an çok sana çayım geldi. Evet arkadaşlar, kahvaltımı yaptım, makyajımı yaptım, artık kendimdeyim. Bu arada ben bugün size bugün ne yapacağımızı söylemedim. Jennifer ve Gizem bugün bizde kaldılar çünkü biz bu akşamüstü yola çıkıyoruz, İzmir'e gidiyoruz. Yarın Ege Üniversitesi'ndeki mizah festivaline katılacağız. Havaalanı da bizim tarafa daha yakın olduğu için kızlar bizde kaldılar. Dün de eve gelmeden önce tırnaklarımızı yaptırmaya gittik. Şöyle göstereyim. Ay çok güzel oldu tırnaklarım, tam yılbaşı teması. Neyse, Jennifer'la ben yaptırdık, Gizem yaptıramadı. O yüzden dediler ki sabah biz sizi arayalım, gelin. Tam kahvaltı böyle bitiyordu, aradılar gelin diye. Kızlar hemen önden gitti. Ben dedim ki benim makyajımı yapmam lazım. Bavulumu kapmam lazım. Ben hemen gelemem. O yüzden ben de ancak hazırlandım. Şimdi hemen gideceğim onların yanına. Oradan sonra da belki bir kahve mahve içeriz, sonra havaalanına gideriz. Öyle yani. Hadi çıkalım. Görüşürüz aşkım. Baba. Oo, görüşürüz bebeğim, kendine iyi bak. Uy 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 uy, yesinler seni, yesinler. Arkada da annemin yünleri. Kızlar, ne yapıyorsunuz? Jennifer mazlum. Evet, daha ama renklendirme işlemimiz yapılmadı sanırım. Evet. O zaman en son gösterelim onu. Bu şarkıda dans mı ediyorsun? Bu duygusal şarkıda. İnşallah kimse bizi görmüyordur. Hazırlandın mı bakayım? Hazırlandım. Evet, uçağa hazırız. Jennifer saçların o kadar güzel ki. Teşekkür ederim. Bakalım Gizem Hanım, siz neler yapıyorsunuz? Link light buldum, çek. Evet ya, bu da müthiş bir icat gerçekten. Hazır mısınız siz de? Hazırım. Siz de çok hoşsunuz efendim. Artık arabamız gelse de gitsek. Kızlar, Jenny,
Oo, hiç takmıyor. Havalimanına geldik. Ne oldu? Çok aç. Aa, buradan nasıl geçeceğiz? Buradan geçilmiyor buraya. Yukarı çıkmamız gerek. Hayır ya, şu tarafa geçeceğiz. Burası dışarı. Şaka yapıyorsun. Ya bizim şimdi biraz acelemiz var. O yüzden McDonald's'ı gördük. McDonald's yiyelim dedik ama dış hatlarda mı kalıyor? Neyse, çok acelemiz var. Bu yüzden McDonald's falan tarzı bir şey yiyelim dedik. Yoksa yani... Ama yani mesela geçerken Gizem orada canım çekti falan demedi. Benim ağzım sulanmadı. Bir anda öyle bir aklımıza geliverdi. O değil, daha gördüm orada. Aşırı canım çekti şu an cidden böyle. Kızlar bir şey diyeceğim. Biz şimdi İzmir'de bombaları da göreceğiz. Of Zeynep, diyetteydim. Hiçbir şey kalmadı. Çok kötü, çok kötü. Neyse, neyse olsun. Tatil. Yine büyük günahların işlendiği bir gün daha. Uçağa son 2 dakika kala geldiniz. Biz 15 dakika önce geldik. Ne bileyim, vakit var zannediyoruz. Aa, koşuyoruz şu an. Düştük arkadaşlar. Ya neden bilmiyorum ama dediler ki 10 dakika kala alamıyoruz. Geldiler. Çünkü biraz panik ettiler bizi. Bir de tam uçağa biniyorduk. Görevli hanımefendi arkamızdan, bu uçağa biniyordu değil mi, koşuyordu. Fotoğraf çekilebilir miyiz dedi. Dedim ki yani geç kalmıyorsak tabii ki çekilebiliriz. O da kapıyı en son ben kapatıyorum zaten dedi. Hatta fotoğrafımız bir şekilde. Şimdi bindik kızlar. İyi, sıkıntı yok çok şükür. Biliyorsunuz biz hep geç kalıyoruz zaten genelde. Vallahi Zeynep. Ay. Neye baktın? Kendime baktım. Kaptan konuşuyor. Kaptan Yılmaz Çağır ya. Yani uçaktan da en son çıktık. Çünkü dalmışız yani telefona bakarken. Herkes inmiş. Gördüğünüz gibi kimse yok. Bugün niye böyle bilmiyorum. Yani bir astrolist olma durumu var hepimizde. Neyse ama sağ salim geldik sonuç olarak. Akşam oldu tabii bu sırada ama komedi ya. Gizem, ne yapacağız biz bu şekilde? Yani şu ana kadar hiçbir yere geç kalmadık ama ramak kaldı gibi yani bir yere aksatmamıza. Evet, dönüşte böyle olmaz mı? İnşallah. Dönüşte daha temkinli. Ben işleri ele alıyorum dönüşte. Hadi şimdi bavullarımızı alalım. Haydi gidelim artık. Evet, biz geldik. Şu an bavullarımızın taşıma sesini duyuyorsunuz. Allah, kornalar falan. Şaşalı bir giriş yapıyoruz Ege Üniversitesi'ne. Haydi bakalım. Evet, vallahi kusura bakmayın arkadaşlar. Ben size odayı gösteremeden yerleştim. Şimdi burası, bu arada şu an Ege Üniversitesi'nin misafirhanesindeyiz. Ondan sonra ben tek kalıyorum. Üvey evlat. Gizem ve Jennifer birlikte kalıyor. Çok az böyle yerleşmeye başladım. Zaten ufacık bir bavulum var. Hani yarın giyeceğim şeyleri şöyle dolaba koyayım dedim. Bir de banyoyu gösterelim. Yatağın yanında priz var mesela. Bu çok güzel bir artı point benim için. Burada da ufak bir aynamız var şöyle. Burası da banyo. Yani gayet normal. Zaten bir gece kalacağız. Bu şekilde. Şimdi birazcık dışarı çıkalım dedik. O yüzden şöyle bir üstümü değiştireceğim. Çok hafif de bir makyajımı tazelerim. Sonra artık bakalım nereye gideceğiz. Ufak bir makyaj tazeleme işleminden sonra bunları böyle bırakabilirim. Şöyle giyindim. Ufak bir de çanta değişikliği yaptım. Bir de parfüm. Allah. Tek elimle sıkamıyorum parfümü. Durduracağım. Tamam, parfümümü de sıktım. Şimdi kızların odasına gideyim. Bakalım bir ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Ne edeceğiz? Bunlara bir karar verelim. Artık odadan çıkıyorum. Burada bir boy aynamız vardı ama. Bakayım. İşte boy aynasından halledeceğim. Hadi gidiyorum ben. Benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şok oldum. Nasılsın? Hoş bulduk. Ay, bu ne pasaklı oda. Senin odanı görmeye çekildim. Bu ne pasaklı. Aa, bir dakika bir dakika. VIP'ye bakar mısınız arkadaşlar? Bir saniye. Salonunuz mu var sizin? Ben yanlış mı görüyorum? Yok, salonları var. Yanlış görüyorsun. Hanımefendilerin. Vay be vay be. Şimdilik. Kızlar, çıktık da nereye gidiyoruz sordum. Hadi diyelim çıktık. Biliyormuş gibi gidiyoruz. Gerçekten nereye gidiyoruz? İstanbul gibi işte, şundan çıkıp şöyle. Aa, tabii. Soldan diyor. Bornova son.
arkadaşlar. Şimdi yolda birkaç kişiye yol sorduk ama sorduğumuz herkes İzmir'e yeni taşınmış. Çok enteresan ve insanlar gerçekten yeni taşınmışlar bu arada. Genç de hepsi. Neyse kızlar soldan devam edeceğiz. Aha ben anladım nerede olduğumuz. Neyse devam ediyorum. Bir tane abicik şey hani böyle bu operatör şirketlerinden bir tanesine çalışıyor. Geldi bizi tanıdı falan sonra şöyle yaptı Gizem'e. Pardon hangi hattı kullanıyorsunuz? Gizem. Nasıl? Çünkü yani biz daha tanıdık tanımadık muhabbeti değilse. Yapıyorduk. Abi onun çalıştığı operatörü kullanmadığımızı merak ettim. Çünkü bir önceki grupla fotoğraf çekilince bir burası. Anda şaşırdım yani. Evet neyse şu an ama bulduk yani değil mi? Evet ben istediğim yeri buldum burasıydı benim istediğim yani. Neyse hadi bakalım. Aynı hatmış da bizimle fotoğraf çekildi. Jennifer iptal zaten. Normalmiş gibi soruyor ki pardon bir hangi şey sorabilir miyim? Siz hangi hattı kullanıyorsunuz? Fotoğraf çekiliyoruz hani adamla yan yanayız. Güzel böyle kaldı. Pardon. Nasıl? Ha Jennifer hala gülüyordu bu arada adamla fotoğraf çekildiğimizde. Ama hadi neyse tatlı da insanlardı. Merhabalar selamlar Gizem Güven'e. Merhaba. Nasıl? Bugün iyi bir gün, güzel bir gün. Ben motivasyonumu kaybetmiyorum. Kolum ağrıdı. Haydi şimdilik görüşmek üzere. Aşkım sen burada uyudun mu? Canım İzmir ya. Ne tatlı bir şehir gerçekten. Aşkım benim. Neyse uyandırmayayım kendisini. Ay ben böyle yerlere bayılıyorum gerçekten. Ay yılbaşı çoraplarına bakın. Aşırı sevimli. Gerçekten böyle ufak dükkanlara bayılıyorum. Çok şekerler. Evet, şimdi Çelebi'ye geldik bomba yemeye. Kızlar da daha önce yememiş. Aşkım, annesinin günü. Oy ben sana kıyamam. Aa sen çok tatlısın. Çelebi'yi falan unuttum ben seni görünce. Eşek sıpası. Çok tatlı bir çocuk. Evet arkadaşlar, Çelebi'ye geldik. Bomba yiyeceğiz. Aşırı derecede heyecanlıyım şu an. Acıktım. Gerçek mutluluk anı. Ha, bir dakika Jennifer'cığım şu an bombayla selamlaşıyoruz. Çok güzel hemen yememiz lazım. Devam ediyoruz. Kestane. Bayılırım bu arada. Sen? Şey Vedat Minör'le arkadaşı var ya gezip gezip. Aa, hayatım şeftali dedim. Rezil oldum. Şu an daha fazla kestane hakkında konuşmayacağım. Biz otele geri geldik. Çok yorulduk valla. Kahve mahve içtik o sırada çekemedim. Şimdi uyuruz artık kızlar. Evet, yani burası da çok karanlık. Kızlar o zaman direkt uyuyalım. İyi geceler. Siz bizim burada mı? Sizin orada. Hani arzu ederseniz buyurun. Ya da istersen sen gel. Ama tabii gel. Dur, biz bunu bir tartışalım arkadaşlar. Kızlar makyaj temizleyicileri unutmuşlar. Onlara götürüyorum bunu. Çıkalım odadan. Bu arada gözlüklerini de taktım. Tam bir bulmuş. Yine koydum şu an. Kapıyı açamıyorum. Bir odadan çıkacağım. Çıkamam. Okay. Şimdi kız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gizem Hanım odada herhalde. Salonda değil. Gizem Hanım müsait misiniz? Belliydi böyle olacak. Ben de evet diyorum. Müsait gözüküyorsun. Makyajımı sildim, kremlendim, maskelendim. Yaptım. Ben de aynı sonra şekilde. Islak mendil paketimde bir tane olduğu için Jennifer kaldı. Neyse, yarın ihtiyacımız olmayacak. Döneceğiz zaten. Uyudu. Evet, yarın kaçta kalkarız sorusunun cevabını öğrenmek için geldim. Bu şekilde çıkıyorum. Ya bu aralar cildimde çok fena bir yağlanma var. Gizemciğim seninle de şöyle konuşalım. Ve asla çözüm... Ay bu arada kaşımın ortası çok komik duruyor. Asla çözüm bulamıyorum. Asla çözüm bulamıyorum. Bir de çok sivilcem. Tövbe! Bir de çok sivilcem de çıktı. O yüzden böyle maskelerle deniyoruz. Varsa fikri Zeynep şunu yap yağlanma geçer diye yazın. Artık odama geldim. Saat 1'i de geçti hatta.
Yarın da erken kalkacağız. Yorucu bir gün olacak. O yüzden artık yatayım diyorum. Yarın sabah dedik o kadar İzmir'e gelmişken gidip güzel bir kahvaltı yapalım. O yüzden birazcık yorucu olacak yani. Bir de sırf yol bile insanı gerçekten çok yoruyor. Haydi bakalım yarın sabah görüşürüz. Günaydın. Çok uykum var. Her sabah kalkınca bu kadar uykumun olmasın. Şimdi çok ufak bir hazırlanma geçireceğim. O konuşamıyorum bile. Ben bir kendime geleyim. Evet, şimdi bir yerlere kahvaltı yapmaya gideceğiz. Bakalım bulabiliriz inşallah. Niye fısıldıyorum peki? Jennifer. Bakar mısınız? Nasıl bir tarz anacım ben? Böyle bir şey görmedim ya. Günaydın. Günaydın. İyi sonunda uyandım ayıldı. Ben erkenden uyandım, hazırlandım. Baktım onlar yine uyanıyorlar. Evet, sonra uyandım biraz. Çünkü utan. Biraz yorulduk. Bence uyandık. Ben yorulmadım. Zeynep olmasa biz o hala uyuyorduk. Burada utan. Hadi artık karar verelim bakalım nereye gideceğiz. Gizem Hanım, Jennifer'la konuştuk. Şimdi sıra sizde. Günaydınlar. Günaydınlar. Bu uyanamama... Ben de konuşamıyorum. Uyanamama durumunu nasıl açıklıyorsunuz? Valla yorulmuşuz. Uçak bizi yormuş. Bir de yeni bir yere gelince böyle bir sersemlik olur. Herhalde o yüzden değilmiş. Bir de belki yerine yadırgamışsındır. Valla ben yedi bebek gibi biraz uyudum. Aa. Huzursuz uyuyunca evet, insan öyle oluyor. Ben uyudum ama valla. Gerçekten kimse yok. Yani hani hafta içi sabah tabii normal yani kimse kalkıp AVM'ye gelmez herhalde ama boş boş sakin sakin daha iyi. Ben daha önce de gelmiştim buraya. Geçen sene geldim galiba. Gelmişken fotoğraf çekilmeden olmaz. Zaten zar zor çekiliyoruz. Kolay gelsin Jennifer'cığım. Ay ama çok tatlıymış bu ya. Çok hoşuma gitti bu hediye paketim. Bayağı süslenmiş burası. Şurada da bir tane Noel Baba var. Şurada. Kuaföre geldik arkadaşlar. Biraz fön çektireceğiz. Evet. Evet, saçlarımızı yaptırdık. Ne varmış güzel? Oranj. Aa, bilmiyordum. Bakalım efendim. Fönlendik. Jennifer doğal fönlü. Ona bir şey yapılmıyor. Şimdi ne yapalım kızlar bu arada? Direkt geçelim, hazırlanalım mı? Burada mı? Saat 1.30'a geliyor. Direkt de geçebiliriz isterseniz. Dip makyaj yapacağız yani zaten. Biz bir karar verelim. Yine bilemedik biz. Odaya geldim. Birazcık dolandık ama vakitli geldik odaya. İyi oldu yani. Şöyle bir saatim falan var aşağı yukarı. Makyajımı yaparım, giyinirim. Bavulları da kapatacağız tabii. Ondan sonra buradan Ege Üniversitesi'ne gideceğiz. Söyleşimize kadar birazcık oturacağız. Saçımı da şöyle bir topladım ki makyaj yaparken gelmesin. İyi, makyaj yapayım ben o halde. Evet, ben hazırlandım. Makyajımı yaptım. Üstümü de giyindim. Şöyle bir gösterelim. Şimdi bir kızların yanına gideyim, oradan sonra da kaçarız herhalde. Güzel olmuşumdur umarım. Yani benim içime sindi. Önemli olan da bu. Hadi bay bay. Biz şu an Ege Üniversitesi'ndeyiz. Kızlarla bekliyoruz. Şöyle güzel de çevirelim. Kaç dakikamız kaldı? Şöyle bir 40 dakikamız falan kaldı. Sonra gideceğiz bakalım. Kuru kayısı mı yiyorsun? Şoka girdi. Evet. Gizemciğim sen? Ben sadece su içiyorum. Evet. McDonald's yedikten sonra her şey kötü oldu. Üstüne neydi, bomba. Of, bomba çok iyiydi ama. Ben hiçbir fan değilim McDonald's'tan bu arada. Ben de değilim. Ben de değilim. Gene olsa gene yerim. Ben de ama artık dönüşte yemeyelim arkadaşlar. O kadar da değil. Evet, 15 dakikamız kaldı arkadaşlar. Görüşürüz. Biz de
ikisi bir deri. Evde gülendir. Giriyoruz arkadaşlar şimdi. Şeren müzik süper. Şöyle gireceğiz beraber. Şimdi söyleşi bitti. Bir şey söyleyeceğim. Tam böyle konuşuyorduk. Direkt videoyu açayım dedim. Yemin ederim çok uzun güzel. Zamandır hiç bu kadar eğlendiğim bir zaman dilim hatırlamıyorum. O kadar akıcı ve insanlar gözlerimizin içine bakıyordu ki. Ve gençler ya. Hani bizim yaşımızdalardı ama sanki böyle kendi arkadaşlarımla sohbet ediyormuşum gibi de çok komik değiller miydi? Çok güzeldi. Harikalardı. Sorular hele çok sorular yani o kadar güzeldi ki. Çok iyiydi ya gerçekten. Ve zordu da sorular yani böyle bir an hani düşündük. Evet bazı yerlerde. Tabii cevap veremedim. İyi annem konusunda bizden iyiler var gerçekten. Evet inanılmaz eğlenceliydi. Tam hani buraya geldiğimizde böyle keyifli vakit geçireceğimize ben emindim ama hani bu kadar eğleneceğime emin değildim yani. Bir saatti bizim söyleşimiz. Su gibi geçti. Hatta böyle sunucu arkadaş şey dedi. Son iki soru dedi. Gizem böyle yapıyor bunu. Ya saat kaç ki daha diyor. Bizim için böyle bir şey hazırlamışlar. Bayağı da benziyoruz bu arada. Çok tatlı olmuş. Kızlar. Kızlar. Bu sefer geç kalmayız inşallah. Kimsenin inancı yok bu duruma ama. Bu sefer de uçağa çok erken geldik. Biz bu işin doğrusunu bir türlü yapamıyoruz. Kaç yarım 35 dakika önce falan uçaktaydık. Kızlar ne yapıyorsunuz? Instagram. Ay bir şey söyleyeceğim. Ben çok acıktım. Yatamadım. Ben çok acıktım. Bir an önce uçak kalksın ve yemek yiyelim. Çünkü sabah kahvaltısını çok böyle fazla yedik. Üniversitedeyken de kuliste böyle bir iki tane cips portakal falan attım ağzına. Cipsle portakal alakasız ama vallahi öyle. Dayanacağız artık. Gizemciğim geldik. Niye herkese bir ağırlık çökmüş? Algılar kapandı bizden. Pilot bir indi. Vallahi helal olsun. Alkışladı onlar. Gerçi kendi kendilerine bir güldüler ama ben biraz utandım. Of canım evim. Çok yoruldum. Şöyle şunları atalım. Oo canım yatağım. Oy, yalnız bir şey diyeyim mi? İzmir güzel de özlemişim ya. İnsanın evi gibisi yok. Evet bu vlogun sonuna geldik. İlk defa vlog çektim. Aslında bayağı bir heyecanlıydım. Ama inşallah güzel olmuştur. Şu an bu videoları böyle birleştirince nasıl bir şey ortaya çıkacak çok merak ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Hatta hoşunuza giderse böyle gittiğim her yerde yapılan her aktivitede çekmek çok isterim. Çünkü ben keyif aldım. Başta bir zor geldi ama son hoşuma da gitmeye başladı. O zaman bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.